Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Transferde hep aynı isimlerden bahsediliyor. Sabahtan beri düşündüğüm konu bu, niçin böyle oluyor diye. Bununla ilgili bazı fikirlerim var, bunları paylaşacağım sizlerle. Ama az sonra Galatasaray'la ilgili bir final günü bugün. Neden final günü, niçin, neyin finalini yapıyor Galatasaray, bunu açıklayacağım. Şimdi Diego Costa, Armindo Bruma, Galatasaray'ın sol bek transferi, özellikle de kulübüyle anlaşılamamış olmasına rağmen Real Betis'te Alex Moreno ismi sürekli gündemde. Fenerbahçe için Vedat Muriç vesaire diğer oyuncular. Yani neden böyle hep aynı isimler üzerinde dönülüp dolaşılıyor? Her gün aynı futbolcular üzerine bir transfer hikayesi ortaya çıkıyor. Bu sadece medyadan kaynaklanan bir problem değil. Ya da medyanın normalde kulüplerin düşünmediği oyuncuları gündeme getirip spekülatif bir tutum takılmasından kaynaklanmıyor. Aynı zamanda kulüplerde de problem var. Bir kere kulüpleri çevreleyen bir, onların da belki iradesini açan bir ekonomik problem var. Pandemiyle çok daha ağırlaşan bir baskı unsuru haline gelen ekonomik koşullar. Tabii bu tür koşullar içerisinde zekiyseniz çok daha fazla zeki hareket etmek zorundasınız. Meziyetinizi olabildiğince çok kullanmak zorundasınız. Yetenek, meziyet, transferde bitiricilik çok önemli bir faktör. Tabii bütün bunları kullanmak gerekiyor. Zamanı maksimum ölçüde kullanmak, doğru bir zamanlama, doğru bir planlama yapabilmek adına. Bunun da şu ana kadar olduğunu görmüyoruz. Sorun bence buradan kaynaklanıyor. Bu transfer işi gerçekten bir yetenek işi, biraz bu dönem itibariyle şans ama daha çok ilişkileri, network'ü kullanarak ikna edici olma özelliğinizi kullanma meselesi. Görünen o ki Temmuz'un 13'ündeyiz, yani yaz transfer döneminin ortasındayız neredeyse. Son günlerde aslında bu transferler halledilecek, bütün kulüpler adına durum bunu gösteriyor. Şimdi bir Yunanistan meselesi ortaya çıktı. Galatasaray bugün Olympiakos'a bir hazırlık maçı yapacaktı. Dün Atina'ya gitti. Atina'da havalimanında Galatasaray'ı zor durumda bıraktı. Oradaki bir grup yetkili. Bunun nedeni nedir diye araştırdım. Yunanlılarla da konuştum. Galatasaray'ın zaten açıklamaları var. Hükümet yetkililerinin açıklamaları var. Spor Bakanı'nın açıklamaları var. Bunun kabul edilemez olduğunu söylüyorlar. Doğru. Bunun kabul edilemez olduğu aşikar. Çünkü doğru bir davranış sergilemedi Yunanlılar. Yunanistan'da ortaya çıkan gerekçe, oradaki yetkililerin basın toplantısı düzenlediğini gördüm dün havalimanında. Oradaki bu Galatasaray'a zorluk çıkartan özel grubun başındaki kişi şunu diyor. 72 saat önce yapılmış PCR testleri vardı. Galatasaray kafilesinde bizim kurallarımıza göre 24 saat önce yapılması gerekiyordu. Bunlar 24 saat önce yapılmadığı için tekrar teste tabi tutulmaları gerekiyor. Galatasaraylı oyuncuların dedik. Sorun buradan kaynaklanıyor dedi. Oysa Galatasaray pasaport kontrolünden geçmiş. PCR testleriyle ilgili gerekli incelemeden de geçmiş. Galatasaray kafilesi otobüse binmiş. Konaklayacağı otele gidecek. Otobüsten indiriliyor. Yani bunun tutarlı kabul edilebilecek hiçbir tarafı yok. Yunanlı yetkilinin açıklaması da zaten böylece aslında havada kalıyor. Yani herhangi bir gerçek nedene dayanmıyor. Şimdi öğrendiğim şey şu. 8 Temmuz'a kadar, yani geride bıraktığımız birkaç gün öncesine kadar Yunanistan'da gelen turistler ya da kafileler 72 saat içerisinde PCR testi yaptırmışsa bu kabul görüyormuş. Ama 8 Temmuz'dan sonra kural değişmiş. Yunan hükümetinin aldığı bir kararla son 24 saat esasmış PCR testlerinde. Galatasaray Olympiakos'ta yapacağı hazırlık maçını aylar öncesinden, haftalar öncesinden düzelterek söylüyorum, organize etti. Yunan yetkililer, Olympiakoslu yetkililer Galatasaray'la bağlantıdalar. Bunlar basit işler değil ya. Hadi hazırlık maçı yapalım. Sen takımını çıkart, ben takımını çıkart. Oyuncuları, futbolcuları soyunma odasına sokarak, forma giydirerek olmuyor bu işler. İki ülke arasındaki seyahat, işte konaklama vesaire. Bir sürü bağlantıyı ve iletişimi gerektiriyor. Yani Olympiakoslu yetkililer ve Yunan yetkililer Galatasaray'ın geleceğini biliyorlar. Galatasaray'ı bu konuda haberdar edebilirlerdi. Ayrıca Galatasaray açıklama yapıyor. Biz 72 saat içinde bu testleri yaptırdık. 24 saat içerisinde yaptırdık diyor hatta. Dolayısıyla burada Yunanlı yetkililer adına bir çelişki ortaya çıkıyor. Varsayalım ki bu kural çıktı ve bu kuralı uygulamak istediler. Oradaki yetkililer tek başlarına inisiyatif kullanmamalıydılar. Bir, Galatasaray'ı bilgilendirmediler bu konuda. Büyük bir hata. Galatasaray normal prosedür çerçevesinde yapması gerekeni yaparak oraya gitti. Ama bir sürü zorlukla karşılaştı. Ve turist ve misafir, bu çok önemlidir. Yani uluslararası hukukta turist kavramı çok önemlidir. Yani turistlerin o ülkenin, gittikleri ülkenin hukukuna halel getirecek davranışları olmadığı sürece dokunulmazlıkları vardır. Üstelik bu bir dostluk maçı. Adı üstünde dostluk maçı. İki ülke arasındaki işte Ege'deki adalar nedeniyle, Doğu Akdeniz'deki problemler nedeniyle, siyasi krizin
hat safhada olduğunu biliyoruz. Yani bir başka siyasi krize hem de spor nedeniyle, birleştirici olması gereken bir unsur nedeniyle siyasi krize neden vermemesi, mahal vermemesi gerekiyordu oradaki yetkililerin, ama verdiler bunu. Buna neden oldular maalesef. O yüzden Yunanlıların burada tabii taraflı davranmak istemiyorum. Onların argümanlarını da ortaya koyarak söylüyorum. Haksızlık yaptığı kanaatindeyim. Bir, oradaki yetkili hemen bağlı bulunduğu kurumun en üst düzey yetkilisiyle görüşerek bu noktada hangi inisiyatifi kullanılabilir, bu noktada hangi inisiyatifi kullanmaları gerektiğini sormaları lazımdı ve toleranslı davranmaları lazımdı Galatasaray'a karşı. Çünkü oraya Galatasaray herhangi bir amaçla değil, bir dostluk maçı yapmak için geliyor. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi, Avrupa'nın, Türkiye'nin en başarılı kulübü Avrupa düzeyinde, oranın en başarılı kulübüyle bir dostluk maçı yapıyor. Bu halisane düşüncelerle gerçekleştirilen bir organizasyona gölge düşürmemek lazımdı. Onların kuralları değişmiş olsa bile bu noktada Galatasaray'a esneklik sağlayabilirlerdi. Yapmadılar. Yapmadılar çünkü doğru bir düşünceye, halisane bir duyguya sahip değildi oradaki yetkili. Bu özel grup, yani Galatasaraylı oyuncuları otobüsten inmeye sevk eden, inmesine neden olan özel grubun başındaki kişiydi. Oysa onlar haksız bu konuda. Yani olay böyle cereyan etmiş, olmaması gereken bir durumdu. Durduk yere zaten gergin olan ilişkilerin birazcık daha gerilmesine sebebiyet verdi oradaki havalimanındaki yetkililer. Ama daha üst düzey yetkililer, yani hiyerarşik olarak onların önünde olanlar bu duruma müdahale edip bir an önce çözüm üretebilirlerdi. Çünkü Türk Büyükelçisi de oraya gitti vesaire. Eminim ki Yunanlı yetkililerle bağlantı kurulmuştur. Onlar bu noktada doğru bir tavır sergileyemediler. Yani bu iş çok basit bir biçimde çözülebilecekken çözümsüz bıraktılar. Olmadı. Tabii uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet, yani karşılıklılık ilişkisi söz konusudur. Bunun için bir özür bekliyor Galatasaray yönetimi haklı olarak. Türkiye'de yetkililer açıklama yaptılar, kınadılar bu durumu. Tabii mütekabiliyet dediğim karşılıklılık, yani sen bana nasıl davranırsan ben de sana öyle davranırım şeklinde açıklayabileceğimiz bir durum. Uluslararası hukukta bu geçerlidir. Şimdi bu meseleyle ilgili Radyospor'da da gerekli konuşmaları yapacağız. Yunanistan'dan da bağlantılar yapacağız. Gelelim size videonun başında anlattığım Galatasaray'la ilgili final günü nedir meselesine. Galatasaray biliyorsunuz Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Raşit Gezal'la ilgileniyor. Raşit Gezal'la bağlantıya geçti Galatasaray. Oyuncuyla doğrudan görüştü, menajeriyle temasta. Leicester City kulübüyle de anlaştı Galatasaray. Üstelik ilk başta 4,5 milyon euro isterken Leicester City, Raşit Gezal'ın bütün hakları için, bu rakamın çok daha altına, çok ama çok daha altına, benim tahminim, emin değilim rakamdan ama benim tahminim 3 milyon euronun altına düştüler. Yani bütün haklarını vermek konusunda çok toleranslı davranıyor Leicester City. Galatasaray Leicester City ile anlaşmış durumda. Bu bir, ama futbolcuyla anlaştı mı anlaşmadı. Galatasaray futbolcuya bir rakam sundu. Futbolcunun istediği rakam 2.7 milyon euroydu. Eğer bunu kabul ederse, ki Galatasaray bugün son, benim sana olan teklifim bu akşama kadar geçerli diyor, Raşit Gezal Galatasaray'la anlaşabilir. Ki Raşit Gezal'ın da, yani mutlak bir biçimde, babası başka bir ifade kullanmış ama Raşit Gezal'ın kendisi mutlak bir biçimde ben illa Beşiktaş'a gideceğim düşüncesinde değil. Menajeri çünkü maksimum parayı bulmaya çalışıyor. Beşiktaş'tan bulursa Beşiktaş'a, Galatasaray'dan bulursa Galatasaray'a. Çok profesyonelce bakıyorlar. Ben Raşit Gezal'ın da aynı bakış açısına sahip olduğu kanaatindeyim. Ve Galatasaray da bu meseleyi daha fazla uzatmak istemiyor. Bu akşam son gün, bana kesin cevabını ver, son cevap diyor. Eğer Galatasaray anlaşma sağlayamazsa Raşit Gezal'la vazgeçecek. Bu transferi bir daha açmayacak, güncellemeyecek. Elbette ki Raşit Gezal önemli bir oyuncu. Geçen sene çok fazla gol pası verdi. Beşiktaş'ın şampiyonluğunda belirleyici olan 3 tane oyuncudan bir tanesiydi. Ama Galatasaray'ın o mevkide, yani onun oynadığı mevkide kanatta ve forvette oynatabileceği çok sayıda oyuncu var. Yani ihtiyacı mıdır Galatasaray'ın bilemiyorum. Ama Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın transfer gündeminde bilhassa Jetson gibi oyuncuların transferi konusunda devreye girmesi Galatasaray'da bu konuda bir reaksiyon oluşturdu ve geçen sene final niteliğindeki derbi, yani Galatasaray-Beşiktaş derbisinden önce Ahmet Nur Çebi'nin aslında alkışlayacaklar diyerek normalde alkışlanması gerekiyor. Zaten fair play bunu gerektiriyor demeye çalışması, bunu demeye çalışırken kullandığı ifade ve elbette ki oradaki jestleri, mimikleri yanlış anlaşıldı ve özellikle de Fatih Terim'in buna tepki duymasına neden oldu.
Beşiktaş'ta Galatasaray arasında ben çok büyük sorunların, ihtilafların olacağı kanaatinde değilim ama dönemsel olarak kırgınlıklar olabilir. Böyle bir kırgınlık yaşanıyor. Bunun da etkisi var. Yani aynı oyuncuların transferiyle ilgili bir rekabete girilmesinin, özellikle de bu dönemde Galatasaray ile Beşiktaş arasında böyle bir rekabetin yaşanmasının da bunun da bir payı olduğu kanaatindeyim. O bakımdan Raşit Gezal Galatasaray'ın transfer gündeminde. Tabii ki Galatasaray'ın elindeki kanat oyuncularından çok daha formda gözüküyor, çok daha başarılı oldu. Ama bence ihtiyaç, gerçekten Galatasaray'ın ihtiyacı doğrultusunda bir oyuncu değil. Fakat Galatasaray teklifini yaptı. Bir kez daha hatırlatıyorum. Bugün final günü. Bakalım Raşit Gezal'la ilgili olarak akşam nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Bununla ilgili edindiğim bilgileri de sizlerle yine paylaşacağım. Bunun dışında Bruma'nın Beşiktaş'ın gündeminde olduğunu biliyorum. Bir dönem Galatasaray'da da forma giymişti ama Armindo Bruma bence bir menajerin teklifiyle transfer gündemine gelen, PSV'de yapamayacaklarını, geniş kadroda düşünülmediklerini bildikleri için Türk takımlarına bir şekilde menajeri tarafından önerilen bir oyuncu. Bir şekilde Türkiye'de pazar bulup bir takıma girmeyi planlıyor. O bakımdan Beşiktaş'ın %100 Armindo Bruma ile ilgili bir talebinin olduğu kanaatinde değilim. Fakat menajeri Beşiktaş'ta temas kurmuş ve o yüzden güncel bir transfer olarak basında yer alıyor ama Beşiktaş'ın güncel transfer hedeflerinden bir tanesi olmadığı kanaatindeyim. Bugün itibariyle sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Raşit Gezal'la ilgili edindiğim bilgiyi yine sizlerle paylaşacağım. Şimdilik veda ediyorum. Hoşçakalın.